Ankara Özel Güven Hastanesi sağlık rehberini sunar. Evet sevgili izleyicilerimiz, sağlık rehberimizde bu hafta yine Ankara'da Özel Güven Hastanesi'ndeyiz. Bu haftaki konuğumuz Doçent Doktor Erdinç Aygenç. Kulak burun boğaz baş ve boyun cerrahisi uzmanı. Bu hafta gırtlak kanserini konuşacağız, horlamayı konuşacağız, ses kısıklığını konuşacağız ve doktorumuzdan bilgiler alacağız. Hocam önce kısaca sizi tanıyarak başlayalım sohbetimize. Teşekkür ederim. 92 Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi mezunuyum. İhtisasımı Ankara Numune Eğitim Araştırma Hastanesi'nde tamamladıktan sonra 17 sene aynı hastanede çalıştım. 2010 yılının Kasım ayında Ankara Özel Güven Hastanesi kulak burun boğaz ve baş boyun cerrahisi kliniğine geldim. Yaklaşık 2,5 senedir de bu kliniğin sorumlusu olarak çalışmaktayım. Hocam şu anda çok yaygınlaşan gırtlak kanseri var. Gırtlak kanserinin ilk belirtileri nelerdir, ilk bulguları nelerdir, insanların dikkat etmesi gereken hususlar nelerdir? Sizin de söylediğiniz gibi kanser hastalıklarında özellikle son 10 senede oldukça büyük bir artış var. Bunun en önemli sebebi hem çevresel kirlilik hem de insanların kötü alışkanlıkları. Özellikle sigara kullanımının çok yaygın olmasından dolayı gırtlak kanseri özellikle son 10 senede belirgin bir artış gösterdi akciğer kanseriyle beraber. Gırtlak kanserinin en önemli bulgusu ses kısıklığı. Eğer bir kişi uzun süredir sigara kullanıyorsa ve bir haftadır geçmeyen bir ses kısıklığı var ise mutlaka kulak burun boğaz uzmanına başvurmalı ve ses tellerinin muayenesini yaptırmalı. Bunun dışında kulağa vuran anlamsız ağrılar, yutma güçlükleri, balgamda kan gelmesi, nefes darlığı gibi şikayetler ses kısıklığına nazaran daha nadir olarak görülür. O nedenle ses kısıklığı olan hastalar mutlaka bir kulak burun boğaz hekimine başvurmalı ve gereken tetkikleri yapılmalı. Bize ses kısıklığıyla başvuran hastalarımıza öncelikle rutin bir kulak burun boğaz muayenesi yaptıktan sonra ses tellerini endoskopik olarak değerlendiriyoruz. Orada gördüğümüz şüpheli bir problem, patoloji varsa ameliyathanede genel anestezi altında oradan parça alıyoruz. Bu parçanın sonucu patolojide yaklaşık 24-48 saat içerisinde sonuçlandırılıyor. Tabii eğer olumlu bir yanıt geldiyse hastayı takibe alıyoruz ama bir gırtlak kanseri tanısı geldiyse o zaman ikinci basamağa geçiyoruz. Hastalığın evresine göre, yayılımına göre uygun bir tedavi planlıyoruz. Gırtlak kanserini biz 4 evrede inceliyoruz. Bütün dünyada olduğu gibi. Erken evre kanserlerde daha çok cerrahi ve ışın tedavisi kullanırken ileri evre kanserlerde bu iki tedavi yöntemini bir arada kullanma durumunda kalıyoruz. Yine erken evre kanserlerde kişilerin sosyal iletişimini sağlaması için ses fonksiyonunu mümkün olduğunca korumaya çalışırken ileri evre kanserlerde gırtlağın tamamını aldığımız için daha sonra bir protez yardımıyla konuşmasını sağlıyoruz. Yutma fonksiyonlarında herhangi bir değişiklik olmuyor. Uygun şartlarda uygun tedavi yapılırsa tedavi şansı oldukça yüksek bir kanser grubu. O yüzden hastaların özellikle dikkatli olmaları, tedavi olacakları merkezi uygun seçmeleri gerekmektedir. Hocam bizleri izleyen izleyicilerimize veya bu hastalığı yakalanmış vatandaşlarımıza bir uyarımız, bir mesajımız olacak mı son olarak? Tabii ki. Öncelikle gırtlak kanserinde primer, asıl oluşturucu faktör sigara. Bu %100, yani bunda hiçbir şüphe yok. O yüzden sigaranın toplumsal bir sorun olduğunu kabul edip en kısa yoldan sigaradan uzaklaşmak gerekiyor. Yaklaşık yapılan araştırmalar şunu göstermiş ki bugün sigara içen bir kişi sigarayı bıraktığı zaman hayatı boyunca hiç sigara içmeyen bir insanla kanser geliştirme riski 10 sene sonra eşitleniyor. Ya bu da olayın ne kadar vahim olduğunu göstermekte. O yüzden bir kere sigara işini bırakmaları gerekiyor. Bu hastalığa yakalanmış ya da uzun süredir ses kısıklığı olup da çözüm bulamamış vatandaşlarımız da mutlaka bu işte uzmanlaşmış hekim arkadaşlardan birine başvurarak detaylı incelemelerini yaptırmaları, takiplerini yaptırmalarını önermekteyim ben. Çok teşekkür ederiz hocam. Sevgili izleyicilerimiz, bizler özellikle Güven Hastanesi'ni seçmemizin sebebi kendi dalında uzman doktorlarımız, profesörlerimiz, doçentlerimiz burada sizlere hizmet veriyor. Aşağıdaki iletişim adreslerinden, iletişim bilgilerinden gerek Avusturya Merkez Şubemize, gerekse Ankara Merkez'e ulaşabilirsiniz. Burada uzmanlarımız sizlere her konuda bilgilendirecektir. Bizler bu hafta konuğumuz kulak burun boğaz baş ve boyun cerrahi uzmanımız Doçent Doktor Erdinç Aygenç hocama sonsuz teşekkürlerimizi sunuyoruz. Birliklerimiz hızıyla devam ediyor. Sağlıklı kalın. Ankara Özel Güven Hastanesi sağlık rehberini sundu.